Bizi perişan ettiler, bizi mahvettiler. Allah onları kahretsin. Erdoğan hak ediyor mu maaşı? Hak ediyor mu? Hak ediyor he? Allah o. Haram zehir zıkkım olsun hakkımız ona. Başka bir şey demiyoruz. Artık geçinemiyoruz yani. Ben bir inşaatçı olarak, inşaat işçisiyim. Artık evime akşam yani nasıl gideceğimi düşünüyorum. Yani ailemin yüzüne bakamıyorum artık. Bakın bakın benim ellerim şu an sağ elimde kırık, yine de çalışıyorum. İnşaatta mı kırıldı bu ya? Evet, inşaatta çalışıyorum. 20 senedir çalışıyorum. Ve bu 20 senenin içerisinde 5 yıldır ömrümüzde çekmediğimizi çekiyoruz şu an. Ya, son 5 yıldır işler. Son 5 yıldır. Önceden bir gün çalışıp da 10 gün ailemize bakabiliyorduk ama şu anda 10 gün çalışıp bir gün ailemize bakamıyoruz. Ama insanlar yalan söylüyor. Yok ben yalnız bunları yayınlayın yani. Yani yayınlayın ki insanlar görsün artık. Yalanla devran dönmez. Yalanla hayat kurulmaz. Maalesef ülkemizde şu anda ben medyaya inanmıyorum. Hepsi yalan söylüyor. Ben şu anda konuşuyorum. Benim iki tane çocuğum var. Çocuklarıma bakamıyorum yani. Ve sigortasız çalıştığım halde iş bulamıyorum. Gidip inşaatta 200 lira para alıyorum. Yine de 200 lirayı da gidip bir şey alıp da akşam evime gidemiyorum. Bunun sorumlusu şu anda hükümet yani. Ülkemiz normalden yani ülkemiz Türkiye gibi bir ülke dünyada yok. Ama gel gelelim yani bu ülkenin zengin bir ülkede şu anda bunların olması hükümete bağlı yani. AK Parti'ye oy verdim. Bugün bizi yönetemiyorlar ama kendi ceplerini dolduruyorlar. İnsanlar vatandaşı atıyor. Bak burada şu anda burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı? Her 90 kişiden 10 kişi yoktur yani şu anda. Hepsi yabancı. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası yabancıların ülkesi değil. Biz artık yabancıların da alınmasını istemiyoruz yani. Ben önceden AKP'ye oy verdim. Ama şu anda vermiyorum. Çünkü benim bir ailem var. Aileme bakmak zorundayım. Ve şu an bakamıyorum. Allah'a şükür geçiniyoruz ya. İdare ediyoruz. Geçinemiyoruz. Hiç geçim yok. Geçinemiyoruz. Geçim yok. 120 lira yağ olur mu ya? 120 lira yağ olur mu? 5 kişilik aile bundan nasıl geçinir? Geçinemez. Asla yetmiyor. Ben babamın maaşını alıyorum, çalışıyorum, gene yetmiyor. Yani eksik geçiriyorum. Bakkala, markete yazdırıyorum. Anlık yiyorum. Öğünlük kanım doyuruyorum. Bazen kuru ekmek, çay bulabilirsem ne ala. Ben iki kişiyim ama 5 kişi geçinemiyor. Geçinemez yani. Asgari ücret 5000 de olsa yetmez artık. Yetmiyor. Babam çalışıyordu. 5 kişiyi bakıyordu. Ama şimdi 2 kişi çalışıyoruz. Bir evi bakamıyoruz. Böyle bir dönem gördünüz mü? Ben hiç hatırlamıyorum. Bak şimdi mazot kuyruğu oldu, tüp oldu ama para vardı. Para çoktu. Bak mesela bak 1978'de ben 6300 lira maaş alıyordum. 6300 lira. Bugün yok. Şimdi alsın göreyim. Hepimiz bak arka hepsi biliyor. Babalarımız gurbetteydi, biz köydeydik. 5-6 nüfus, 8-10 nüfus besliyorduk. Şimdi beslesin göreyim. Besleyebilir mi? Besleyemez. Çünkü boş sofraya şükrettiğimiz için. Adam diyor ki ya daha kim var? Lan kim var? Olur mu ya? Kim var? Bak CHP bayram ikramiyesini verdik değil mi? Ama millet onu bilmez. CHP ne yaptı? CHP 6 ikramiye verdi. İşçi parasını veren, işçi aklını veren CHP, kömürü veren CHP, SSK'yı çıkaran CHP. Daha ne yapsın CHP? Amerika'da 1,5 sene kaldım. O ikiz kule yıkıldı, ben oradaydım. Vatan sevgisi ağır basıp bıraktım geldim. Vatan sevgisi ağır bastı. Pişman mısınız peki geldin? He? Pişman mısınız? Son 2 senedir pişmanım. Son 2 senedir bak. Ben orada kalsaydım benim maaşım 7000 dolardı. Çünkü ben kaynakçıydım. Benim mesleğim var. 7000 dolar. Etin kilosu 3 dolar 25 sent. Hala öyle. Burada 120 lira. İyi günler size. Teşekkür ediyorum.